13.sü gerçekleşen Uluslararası Hrant Dink Ödülleri'nin bu yıl Türkiye'deki sahibi Mor Çatı Derneği'nin kurucularından Canan Arın oldu. Uluslararası Hrant Dink Ödülü ise Filipinli araştırmacı gazeteci Maria Ressa'ya verildi. Her sene Hrant Dink'in doğum gününde verilen ve bu sene 13.sünü düzenlediğimiz Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. Sevgili Tutagım'ın 67. doğum günü olan bugün 15 Eylül'de onun yaşamını, mücadelesini ve benzer mücadeleleri kutlamak için onun adıyla verdiğimiz ödül gecesinin 13.sine hepiniz hoş geldiniz. Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül Çarşamba akşamı 13. Uluslararası Hrant Dink Ödülleri çevrim içi yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu yıl ödülün Türkiye'deki sahibi Mor Çatı Derneği'nin kurucularından kadın hakları savunucusu ve hukukçu Canan Arın olurken Uluslararası Hrant Dink Ödülü'ne de Filipinler'de zor koşullar ve yüksek kişisel risk altında çalışan basın özgürlüğü savunucusu ve araştırmacı gazeteci Maria Ressa layık görüldü. Canan Arın ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, bu kadar canavarlığın içinde, bu kadar korkunç bir tabloda insanın içini açan, insanı yüreklendiren tek olay kadın direnişi ve dayanışması ifadelerini kullandı. Ödülün diğer sahibi Filipinli gazeteci Maria Ressa da mücadele etmeye devam eden gazeteci ve aktivistlere seslenerek yolumuzdan şaşmamamız gerekiyor. İnsanlar bazen naif veya aptal olduğunuzu söyleyebilir. Bizim için de öyle diyorlar ama değiliz dedi. Ödül her yıl Türkiye ve Türkiye dışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da organizasyona veriliyor. Müzik